İyi günler. Finansta biyometrik çözümlerde son nokta. Biyometrik yaşama geçiş. Biyometrik yaşama geçiş de yine teknolojinin bize sağlayacağı geçişlerden bir tanesi. Bugüne kadar teknoloji bize birçok yeni şeyler sundu. Ancak bu geçişler çok kolay olmadı. BT'ciler olarak hepiniz bunu çok iyi bilirsiniz. İlk IBM mainframe'lere geçişten IBM PC DOS ortamına geçiş, Windows'un bitmeyen versiyonlarına geçişler, CRM sistemlerine geçiş, Mobility'ye geçiş. Bunların hepsi zorlu süreçler oldu. Ancak bu seferki daha kolay bir geçiş olacak. Çünkü burada bahsettiğimiz geçiş bizim üzerimizde taşıdığımız, öğrenmek zorunda olmadığımız bir parçamız olan biyometrik bir sisteme geçişten bahsediyoruz. Bunu biyometriyle beraber yine teknolojinin bize vermiş olduğu birçok şeyler oldu. Örneğin internete geçiş ve mobil hayata geçiş. Aramızda Facebook kullanıcısı kaç kişi var? Veya LinkedIn? Evet. Hepimiz teknolojiyle uğraşıyor olmamıza rağmen tamamımız bu geçişi henüz sağlayabilmiş değiliz. Dolayısıyla buradaki zorluğu yine gösteren bir belirti bu da. Ama biyometri dediğimiz zaman dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlar neler? Neden biyometri? Burada da görüldüğü gibi aslında birçok ülkenin Amerika, Avrupa, Japonya, Çin herkesin birinci listesinde biyometri bulunmakta. Diğer taraftan farklı kullanım alanları ne şekillerde bize faydası olacak, ne gibi özellikler olacak, ne gibi sistemler sağlanacak bize. Bunun gibi çeşitli yine konularımız var biyometri ile ilgili olarak. Ve tabii farklı biyometrilerin karşılaştırması. Bugün burada çok fazla detaya girmiyorum. Çünkü çoğumuz zaten bu bilgilere sahibiz. Bildiğimiz gibi klasik hangisi daha güvenliklidir, hangisinin farfır değerleri daha düşüktür veya hijyeniktir. Daha yüksek karşılaştırma güvenliği sağlar vesaire gibi çeşitli kavramlarımız var. Peki bunların arasından seçimi nasıl yapacağız? Hangisini öncelikle ele alacağız? Bu konuda Türkiye'de çok yeni bir gelişme oldu. Türkiye bu anlamda oldukça önemli bir adım atmış bulunuyor. Burada rahmetli Neil Armstrong'un sözünü almamak mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin biyometrisi açısından bu gerçekleştiren aynı derecede önemli bir ilerleme oluyor. Bu slaydı geçmeden önce bir şey daha vurgulamak istiyorum. Burada gördüğünüz ayak izi aynı zamanda insanların aya inmiş olduğunun bir biyometrik izidir. Ve evrenin temizlikçileri, meteorlar eğer bunu ortadan kaldırmadılarsa bugün hala orada duruyor. Peki bu gerçekleşecek olan geçiş nedir? Türkiye'de hepimizin şu anda üzerimizde taşımakta olduğumuz TC nüfus kimliklerimiz artık değişiyor. Bu eski kimliklerimiz gidiyorlar. Ve onların yerine e-kimlik geliyor. Bu e-kimliğin önemi ne? E-kimliğimizin içerisinde TÜBİTAK'ın uzun bir süre yapmış olduğu araştırmalar sonucu vermiş olduğu, biraz önce bahsettiğimiz farklı biyometriler içerisinden araştırıp seçtikleri 3 tane biyometriyi bu yeni e-kimliklerimizin içerisinde barındıracak. Bunun bizim için önemi nedir? Ne gibi bir anlam taşıyor? Bu
Bu biyometrinin kimliklerimize girecek olması Türkiye'nin bu anlamda bir standardı yerleştirmiş olması anlamına geliyor. Ve bu standart sayesinde hem seçme zorunluluğu ortadan kalkıyor hem de bu farklı sistemler arasındaki kullanımda da çok ciddi bir kolaylık sağlanmış olacak. Türkiye bu geçişi önümüzdeki 3 sene içerisinde tamamlayacak. Tüm Türk vatandaşları, herkes 3 sene içerisinde artık bu kimliklerle dolaşıyor olacaklar. Bu bize ne gibi kullanım alanları getiriyor? Burada listelenenden çok daha fazlası tabii ki mümkün. Giriş sistemlerinden, bankacılıklardaki birçok uygulamalar, zaman takip sistemleri, özel sisteme bağlantılar ve bunların dışında dediğim gibi birçok uygulama biyometriyle beraber gerçekleşebilecek olan ve bu kartımızla artık standart olarak uygulanabilecek olan bir çözüm haline gelmiş oluyor. Burada diğer bir avantaj, oldukça önemli bir avantaj, bankacılık diye baktığımızda örneğin bir herhangi bir ATM cihazına gittiğiniz zaman artık sadece biyometrinizi kullanmak suretiyle o ATM cihazından sizin hesabınızın olduğu tamamıyla farklı bir bankadaki hesabınızdan tüm işlemlerinizi yapabilir veya para çekebilirsiniz. Çünkü bu standart artık o güvenlik seviyesini biyometrinizle birlikte sağlamış oluyor. Yine bankacılıktaki bir yönetmelikle birlikte tanımayla ilgili hususta bu yönetmelik biyometrinin kullanılması gereken tanıma unsurlarından bir tanesi olarak belirliyor. Dolayısıyla biyometrinin bankacılığa girmesi konusunda da yine kapının önü açılmış oluyor. Bu anlamda Türkiye'de neler oldu şu ana kadar? Geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde bir öncülük etmiş olan hepimizin bildiği İş Bankası'nın reklamlardan duyduğu bir biyometrik çalışma var. Yine Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu bir çalışması var. ATM cihazlarında şu anda bahsettiğimiz gibi sadece elinizi göstermek suretiyle tüm bankacılık işlemlerinizi yapabiliyor veya para çekebiliyorsunuz. Ancak bu sistem şu anda Ziraat Bankası için kapalı devre olarak çalışmakta. Ama bu bahsettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti biyometrik kartlarının yayılmasıyla birlikte sadece bir bankaya değil tüm bankalar arası bir kullanım haline gelmiş olacak. Diğer bir önemi de her bir bankanın veri toplama, kayıt alma gibi bir işlemden de kurtulmuş oluyor. Çünkü nüfus idaresi bu işi Türkiye adına gerçekleştirmiş olacak. Yine buradaki VTM cihazı var. Bu Ziraat Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu bir ATM kabini diyelim. Biraz daha ATM'nin gelişmiş hali remote bir ofis şeklinde interaktif olarak kullanıcıların tüm bankacılık işlemlerini yapabilecekleri bir ortam. Karşılarında canlı bir call center kişisiyle birlikte. Bir diğer tarafta da Garanti Bankası daha farklı bir yoldan hareket ediyor. Garanti Bankası personelinin sisteme girişlerini biyometriyle takip ediyorlar. Böylelikle login, password veya işte taşınabilir kimlikler değil, gerçekten kim orada, kim login etti ve daha önemlisi gün içerisinde yapılan bankacılık işlemlerinde, transaction'larda, havalelerde o işlemin emrini kim verdi? Yani sabah sisteme login eden kişi başka olabilir ama talimat verildiği anda tekrar kayıt almak suretiyle o talimatı kimin vermiş olduğunu takip etmek üzere bir uygulama yapıyorlar. Bunları daha sonra internet, özel müşteriler uygulamaları ve diğer kanallara doğru gitmek şeklinde farklı bir yoldan gidiyor. Dünya üzerinde de yine birçok uygulamalar şu anda mevcut. Özellikle Japonya'da, Brezilya'da çok ciddi bir şekilde yaygınlaşmış durumda. Sayılar oldukça ileri gitmiş durumda. Bunlar da biyometriyle ilgili çeşitli ürün örnekleri.
Burada ETB'nin fonksiyonu en önemlisi biyometriyle ve bu TCK'nın seçmiş olduğu biyometriyle kimlik arasındaki ilişkiyi sağlayan, bunu gerçekleştirebilen hizmetleri ve servisleri veriyor olması. Teşekkürler. Yine sorularınız varsa aynı şekilde.